Size bugün Anadolu'da yapılan tarhanayı tanıtacağım. Diş tarhanası. Yöresel bir tarhanamız. Biliyorsunuz Bakayım. tarhana iki çeşit. Bir un Evet. tarhanası oluyor. O da kendi arasında 2-3 çeşit yapılış tekniği var. Bir de aşirelik buğdaydan yapılan, bazı yörelerde kendime de denilen, bazı yörelerde de dövme buğdaydan yapılan, yani aşurelik, keşkeklik buğday Buğday. elenirken onun altına düşen yarımlar olur. Düğü. Düğü değil, hayır. Buğday, buğday. Onu Farklı. Suyla pişirerek, mı? hayır, suyla pişirilir. Hayır. Yağlı yoğurtla bu ılıdığı zaman yoğrulur. Ve ağzı kapatılır, bekletilir, büyük kazanlarda yapılır. Bunun lezzeti mi farklı oluyor? Tabii, Nedir? tabii. Hangi bölgelerde yapılır acaba? Ya bu bizim Seydişehir bölgemizde. Bunu abimin eşi, komşu kızımız Serpil Hanım gönderdi. Sağ olsun, çok teşekkür ederim. Çok çok kıymetlidir bu, yöresel olduğu için. Diş tarhanası. Ama doğuda da yapılıyor, Malatya'da da yapılıyor. Bunu biz geceden ıslattık Evet. galiba. Ha, şimdi bunun bir çorbasını yaptıktan sonra bir de soba üstünde bunu kızartıp Soba. cevizle çok Bir de yenir. Kuzunenin evet. üstünde yapabiliriz veya yağsız tavada kızartıp çıtır çıtır. Biz çocukluğumuzda yediğimiz için bizim için çok önemlidir ağız tadı. Seviyoruz ve memleketimizden sağ olsunlar akrabalarımız yapıp bize piyasada İletiyorlar. bunu bir de yumak yapıyorlar Gaziantep yöresinde. Ben geçen sene bir festivalde almıştım. Hiç hijyen yapılmamış, olduğu gibi çöpe attım. Evet, o çok önemli tabii. Evet, diş tarhanamızı akşamdan suyumuzu ıslattık. Bakın, büyüdü bunlar. Şimdi mıncıklayacağım bunu, ezeceğim. Ve pişmesi için ocağa koyacağım. Elimizle ovduk. Bakın, yağlı yoğurtla yapıldığı için elimiz de yağlandı. Tarhanamızın suyu da. Şimdi bu karıştırdığım tarhanamızı, İçinde bir şey yok, değil mi? hiçbir şey yok. İçine Güzelce koyuyorum. koyacağım. Bu arada malzemelerini, içine ilave edeceğim malzemeleri sayıyorum ben. 6 tane diş tarhanası kurusunu ıslattım akşamdan 3 bardak suyun içine. Üstüne normalde evlerde yoğurt konmaz ama bizim evde adettir mutlaka süzme yoğurt. İçine bir Ne kaşık kadar? un, Onları da söyleyelim. yani şimdi orada 500 gram süzme yoğurt var. Bir tane yumurta ve mutlaka kuru biber koyarız içine. O biberin özel bir kokusu vardır. Nohut, haşlanmış nohut. Bir su bardağı haşlanmış Bayağı uzakta kalmış o. nohut. Bunlar piştikten sonra üstüne bir kaşık yemek, bir çorba kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı dolusu tatlı pul biber, bir çorba kaşığı da kuru nane. Su ne kadar? Suyu, çorbanın koyuluğunu nasıl seviyorsanız, özlü bir çorba olacak. Yani bir ezogelin çorbası gibi. Ve çorbamızın içine kuru biberlerimizi de koyacağım. Yani 2-3 tane kuru biber. Bunun kokusu çok özel bir lezzet veriyor çorbamıza. Tamamen bu yöresel Seydişehir diş Usulü. tarhanasının yapılısı. Usul olarak Seydişehir çorbası. Haşlanmış olan nohutlarımızı da çorbamızın içine ilave ediyorum. Azlığı, çokluğu siz damak zevkinize göre bunları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tenceremin ağzını kapatıyorum. Tencerede diş tarhanamız pişerken ben yoğurdunu hazırlıyorum. Bunun için 250-300 gram süzme yoğurt. Mutlaka süzme yoğurt çok daha lezzetli oluyor. Malzemelerde 500 gram demiştik. 500 mü demiştim? Yani 250 gram da olabilir, 500 gram da olabilir. Bu evdeki yoğurdunuzun şeyine göre değişebilir. Miktar. Yoğurdu çok olursa çorba çok daha güzel oluyor yani. Bir tane yumurta içine ve bir çorba kaşığı un. Hepsini pütürsüz haline getirmek için karıştırıcımızla eziyorum.
Evet, çorbamız kaynadı. Yaklaşık bir yarım saat değil mi? Yok canım. 10 dakika kaynattım, altını kapattım. Yoğurtlu karışımımı biraz sıcak suyla buluşturuyorum. Bir bardak kadar daha sıcak su döktüm. Ve kaynamakta olan diş tarhananın üstüne bunu yavaş yavaş hem yediriyorum, akıtıyorum, hem karıştırıyorum. Bakın. Çorbamızın yağını eritmek için tavayı koydum. Tereyağımı. Arada sırada çorbamızı kısık ateşte kaynatırken karıştırmamız lazım, dibi tutmasın. Tereyağımızın içine yağımızı sıcalıyoruz ve kapatıyoruz, yanmasın. Birazcık da kırmızı biber atıyorum. Ve kaynamakta olan çorbamın içine dökeceğiz. Yani bu Anadolu'da çorbadan daha çok yemek gibi de yenir. Çok besleyici olduğu için. Şimdi şöyle bir karıştırdıktan sonra çorbamız servise hazır ve mis gibi kokuyor. Kapattık. Altını kapattık. Çorbamız servise hazır. Mis gibi kokuyor ya. Evet. Diş tarhanamız servise hazır. Serpilciğim eline sağlık yapıp gönderdiğin için herkese afiyet olsun.